Evet, bir önceki derste ne yapmıştık? Trigger'la ilgili teorik tüm bilgilerin üzerinden geçmiştik. Şimdi trigger üzerindeki uygulamalardan bahsedeceğiz. Onlar da nelerdir? İşte basit uygulamalardan başlayıp ileri seviye uygulamalara kadar ilerlemiş olacağız. Şimdi ilk örneğimizde ekrana yansıttığımız ilk örneğimize bir bakalım. Nedir? Öncelikle bir veri tabanı oluşturuyor. Mark isminde bir veri tabanı oluşturuyor ve bunu kullanıma sunuyor. Ardından içerisine bir create table diyerekten deneme veri tabanına deneme diye bir tablo oluşturuyor. İçerisinde sadece tek bir alan var sayısında. O da integer'de yer alıyor. Ardından ne yapıyor? Bir trigger oluşturuyor. Nedir? Tabloyu veri tabanından sildirmeyecek bir trigger oluşturuyor aslında. O da nedir? CreateTrigger sildirme diyerekten bir isim veriyor. Ardından da hangi tablo üzerinde çalışıyorsa bunu belirtiyor. On deneme diyor. For delete veya after delete de diyebilirsiniz. Hemen ardından as deyip ekrana ne yapıyor? Bu tabloyu silemezsiniz diyerekten bir mesaj bırakmış oluyor. Veya rollback transaction'la da ne yapmış oluyor? Tabloyu sildiğinde kullanıcıya bir uyarı vermiş oluyor. Şimdi bunları uygulayalım bakalım. Şöyle. Öncelikle create database mat deneme diye oluşturayım. Use mat deneme diye çağırıyorum. Kullanıma açtım. Create table deneme diye sayı sayı integer diyorum. Tablomu da oluşturdum. Gelin şuradan bir görelim bakalım. Refresh yapalım. Mat deneme geldi. Table'ına bakalım. Gelmiş mi? Deneme tablomuz gelmiş. Şu an herhangi bir trigger yazmadığım için içerisinde bir trigger bilgisi bulunmamakta. Ben bu tabloyu delete from deneme diyerek silmek istiyorum. Bakın sildiğim zaman sıfır row efektifleri bakalım bir aksiyon gösterdi mi table'lara. Şimdi bir daha çalıştırayım. Bir şey yanlış mı yapıyorum? Sağ tuştan bakalım. Sağ tuştan neyse şu an için sildirtiyor. Peki bir trigger oluşturalım. Create trigger. Ne diyelim? Deneme sil diyelim. Kimin üzerinde? Deneme tablosu üzerinde. For delete diyelim. As print bu tabloyu silemezsiniz gibi bir uyarı mesajı verelim. Ha, tekrar oluşturacağım. Çok pardon. Tablo uygulamada geldi. Şimdi tekrar trigger'ı oluşturuyor. Şimdi şuraya bir refresh yapalım bakalım neler gelecek. Deneme geldi. Yine bizim kolonumuz geldi. Trigger'a bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Evet trigger gelmiş. Çift tıklayalım bakalım ne olacak. Çift tıkladığımda benim yazmış olduğum trigger komutunun kendisi çevirmiş oldu. Ne olarak çevirdi? Alter olarak çevirip karşımıza getirmiş oldu. Ne yaptım? For delete kullandım ve ekrana bir yazı yazmasını istedim. Peki burada başka ne tür fonksiyonlar var? Yeni bir trigger ataması yapabiliyorsunuz. Bunun için size hazır bir
template sunuyor. Bu template üzerinde değişiklikler tabii ki de yapabiliyorsunuz. Veya sağ tuşta modify dediğinizde yine az önceki açılan ekranın aynısı gelecektir. Veya bunlarla ilgili scriptlerin çıktısını almak istiyorsanız, işte select, insert gibi çıktılarını almak istiyorsanız bunları belirtebiliyorsunuz. Veya refresh çekebiliyorsunuz. Peki böyle bir şey yaptık. Yine ben şunu sağ tuştan mı silmeye çalışayım? Acaba bir fonksiyon işleyecek mi? İşledi. Harika. Şunu bir daha çalıştıralım. Direkt bunun neden çalışmadığını anlamadım. Hiç çalışıyordu. Evet. From there. Şimdi de onu kontrol edelim. Bitir de burada. Bu tabloyu silemezsiniz diyerekten bir ifade kullandım. Print'i bu şekilde yazabiliyorsunuz. Yani başka yazım tarzları da var tabi. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de sunumda birkaç örnek vardı ön taraflarda. Onlara bir bakalım. Diğer örneklere de geçmeden. Şöyle kendi notlarımdan bulayım. Mesela bizim bir tane şirket DB'miz vardı. Şurada şirket DB'sinde illerde illerde hangi kolonlarımız vardı? İl numarası ve il adı vardı. Şöyle bir select çekelim, ne var ne yok bir görelim. İşte Ankara, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kastamonu gibi seçenekler bulunmakta. Şimdi nasıl bir şey yapalım? İl tablosunda mesela insert yapsın. Insert yaptıktan sonra ne yapmıştık işte? Ekrana veri girildi, trigger çalıştırıldı gibi çağırmıştık. Onu bir görelim. Slide'ın ilk bölümlerinde vardı. Create trigger TRG il girişi dedim. Hangi tablodayım? İl diyorum. Ne yapsın? After insert, insert yaptıktan sonra bunu çalıştırsın. Ekrana mesaj verelim. Veri girişi yapıldı ve yine print trigger çalıştırıldı. Hop, şu şekilde trigger'ımı aktifleştirdim. Aklım gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Hadi bir veri girelim şimdi. Insert into il tablosuna il numarası ve il adı gireceğim. Nasıl gireceğim? Values şeklinde. Kime girelim? 17'ye Çanakkale diyelim. Bakalım bize nasıl bir uyarı verecek. After insert dedim. Insert işlemini yapacak. Ardından da bana ne yapmış olacak? Veri girişi yapıldı. Trigger çalıştırıldı şeklinde bilgi verecek. Mesela bu trigger'ın üzerine alter diyebiliriz. Alter ne yapabiliriz? After yerine state of diyelim. Yani tam insert kısmındayken bunu çalıştırsın. Yapılıyor gibi değiştirebilirim. Pardon. Şöyle bir alterlayalım bakalım. Gelecek mi alter? Alterladı. Kim olur? İspatlayalım bu sefer. Execute diyorum. Veri girişi yapılıyor. Trigger çalıştırıldı. Şu an herhangi bir şey yapmadım. Sadece ekrana mesaj gönderdim. Insert of'ta. Bunun yerine başka engelleyici şeyler de yapacağız birazdan. Sadece alter komutunun farkında görmüş olduk. Peki drop diyelim. Nasıl silebilirim? Ona da bakalım. Drop trigger il girişi diyorum.
çalıştırıyorum, komple tutuyor. Geldim şöyle bir refresh çektim, çok pardon. Refresh yapıyorum. Yok olduğunu görmüş oluyoruz. Bakayım. Şu enable disable'ları göstermek için şunu tekrar bir çalıştırayım. Create trigger deyip şu şekilde çalıştırıyorum. Şimdi enable disable'lara bir bakalım. Çalıştırdım. Trigger'ım gelmiş mi? Bakalım ne görünümde. Geldi. Bakın normal bir simgesi var ve ismi yazmakta. Şimdi ben bunu disable yapmak isteyeyim. Disable trigger TRG il girişi isimli trigger'ımı disable ediyorum. Nerede? İl tablosunun hemen içerisinde. Bakın disable dedim. Completed dedi. Geldim. Tekrar refresh yapıyorum. Ne yapmış oldu? Bakın hemen üzerine çarpı işareti ekledi. Yanlış görmüyorsam eğer. Çarpı işareti ekliyor. Tamamen bunu artık kapamış oluyor. Ve siz herhangi bir insertleme işlemini yaptığınızda ne yapmış olacak artık? Herhangi bir trigger'ın içerisindeki mesajı size göstermeyecek. Mesela kim ekleyelim? 11 bilecik miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bileceği ekleyelim. Bakın herhangi bir trigger mesajı gelmedi. Ek item'ı da eklemiş oldu. Tekrar enable etmek istiyorsam eğer. Tabi bunların iki türlü kullanımı var. Hangisi kolayınıza gelirse veya alışkanlığınıza getirirse. Enable diyorum. Şöyle bir refresh atıyorum. Tekrar yeni bir kayıt ekleyelim. 20 denizi diyelim mesela. Insert diyorum. Bakın tekrardan devreye girmiş oldu trigger. Burası böyle. Şimdi işleri birazcık karıştıralım. Şöyle çekiyorum. Medya diye bir şey oluşturalım. Varsa daha oluşturabilirim. Şimdi yeni bir veri tabanı oluşturayım. Yeni bir tablo ve de yeni bir bilgi içeriği oluşturayım. Hemen şuradan script'ten çekiyorum kodlarımı. Bu kısımları bildiğiniz için çok kurcalamıyorum. Sabah oluşturmuştum bankayı. Ne diyelim? Banka 101 diyelim. Create database diyorum. Ve bunu kullan diyorum. Şöyle bir refresh atıyorum. Gelen giden var mı? Geldi banka 101. Şu an herhangi bir tablo bulunmakta. Hesap diye bir tablo oluşturuyorum. Bu tabloda da hesap ID, ad, soyad, hesap numarası ve bakilerin bilgilerinin bulunduğu bir tablo oluşturup içerisine de 4 tane mis gibi kayıt atıyorum. Geliyorum şuradan. Refresh'imi çekiyorum. Kolonlarımı kontrol ediyorum gelene gidene. Bir select çekiyorum. Bakalım ne var ne yok. Gelmiş mi herkes? Gelmişler. Herkes yerli yerinde. Tüm bilgilerde bulunmakta. Hatta şuradan çekmem daha hoş olacak. Evet. Şimdi elimizde Samet var. Samet'in üzerinde çalışacağız. Bir de İbrahim'in üzerinde çalışacağız. Nedir? Bunların bakiyeleri bulunmakta ve hesap numaraları bulunmakta bu kişiler. Ne yapalım? Samet'in hesabından İbrahim'in hesabına 1000 lira havale yapalım ve bu işlem için de izleyeceğimiz algoritma ne olsun? Samet'in bakiye bilgisine 1000 azaltmak ve İbrahim'in de bakiyesine 1000 arttırmak olsun. Ve havale işlemini gerçekleştirmek için de bu iki sorgunun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor ve sistem kullanıcısı bu iki sorguyu birden çalıştırması gerekiyor. Siz farklı zamanlarda veya peş peşe bile çalıştırmaya çalışsanız dahi araya bu kişilerle ilgili araya başka bir işlem girdiğinde ne yapmış olacaksınız? İlla ki kayıtlarda bir sıkıntı yaşanabilir. Bu yüzden normalde biz sorgularımızı nasıl yazıyoruz? İşte Samet'e adı Samet, soyadı Ulutürk olan kişiden, bakiyeden 100 lira çıkarken adı İbrahim ve soyadı Bayraktar olan kişiye de ne yapacağız? 1000 lira göndermiş olacağım.
Ben bunları şöyle peş peşe çalıştırdığımda bakacağım yine Samet'ten gitmiş mi? Bin gitmiş. İbrahim'in kaçtı 7.000. İşte o da kaç olacak artık? Şöyle çalıştırıyorum. 8.000 olacak. Şimdi ben bunları ne yapayım? Derleyeyim, toparlayayım. Herkesi bir yere yerleştirerekten, bir kodun içerisine yerleştirerekten çalıştırayım. Dediğim gibi hata olasılığı, bu iki kodu ayrı ayrı çalıştırdığımda hata olma olasılığı birinci SQL sorgumuzun çalışması fakat ikinci SQL sorgusunda hata vermesi veya birinci SQL sorgusundaki hata oluştuğunda ikinci SQL sorgusundaki hatanın çalışmaması. Yani birisi çalışırken birisinin çalışmaması gibi hatayı engellemek için bunu yapabileceğiz. Peki begin transaction diyorum. Bir de transaction üzerinden şey yapalım. Deneme yapalım. Begin try. Şu işlemleri dene. Şu iki kodumu alıyorum. Bakıyorum da silebilirim artık. İki kodumu aldım. Şöyle küçülteyim biraz. Ardından bunu commit et diyorum. Denemeyi bitir. Eğer herhangi bir hata da olursa rollback olayına gir ve hata bloğumu da kapatıyorum. Şu şekilde her ikisini de oluşturuyorum. Herhangi bir hata olsaydı, aynı anda başka taraftan bir sorgu ihtimali olsaydı ne yapacaktı? Rollback kısmına gelecekti ve işlemleri hiçbir şekilde gerçekleştirmeyip ne yapacaktı? Sizi bir önceki işleme atacaktı ve ne yapacaktı? İbrahim'in işte tutarı 8.000'ken Samet'in de işte Samet'ten kaç çıkıyordu? 1.000 çıkıyordu. Samet'in de 9.000 olacak şekilde aynen kalacaktı. Tabii ki transaction'a bir örnek olmuş olsun. Hemen diğer örneğe geçelim. Yine bir okul VT2'miz vardı. Ondan bir küçük örnek yapalım. Evet, 20'de diyorum. Şöyle create database okul VT deyip şöyle bir şey oluşturuyorum. Bir de öğrenci bilgileri diye bir tablo oluşturdum. Burada da ne yapmak isteyelim? Bir örnek sanırım. Evet. Kullanıcı kayıt ekledikten sonra tabloyu listelesin. Yani ben ekstra select yıldız from bilmem ne bilmem ne diye yazmayayım. Olur ki tablomuzda böyle geniş ayrıntılı bir tablo ise orada istediğimiz alanları sadece yazdırmak istiyorsak. Ne yapacağım? Ben tabloya herhangi bir veri girdiğimde oraya ne yapmış olacak? Select yıldız from'u atmış olacak. Öncelikle bir bakalım içinde ne var ne yok. Şu an oluşturduğum için tabii ki de boş olacak. Şöyle. Ne yaptım? İçerisi boş. Create trigger listeli diyelim. Kimde? Öğrenci bilgilerinde insert yaptıktan sonra çalışacak. After insert diyorum. Ne gibi davransın? Begin end arasına yazıyorum. Ne yapacak? Şuradaki select yıldız kullanımını kullanan. Yapsın. Ondan sonra tamam. Çalıştırıyorum. Geldi. Hemen bir şuradan bakalım durumlara. Gelmiş. Trigger'ımız da tamam. Şimdi bir insert yapalım tabloya artık. Değerleri bilirsem mi? Insert öğrenci bilgileri. Olur diyelim. Öğrenci numarası 1'e diyelim. Şöyle devam edeceğim.
Neyse yeter. Tadım diyelim. Şu şekilde bir ekleme yap diyorum. Kaydımı yaptı. Yaptıktan sonra da ne yaptı? Bana select cümlesini çekerekten bilgileri ekrana yansıttı. Herhangi bir print vermedim. Bu sefer ne yaptım? Bir sorgu gönderdim trigger'la. O sorgunun sonucunda ekrana bana yansıtmış oldu. Siz artık bu tablo ile ilgili herhangi bir insert işlemi yaptıktan sonra gelip de burada uzun uzadıya select yıldız from şeklinde yazmak yerine ne yapacak? Artık siz bu kaydı girdikten sonra arkada, arka planda otomatik bir şekilde listeli trigger'a çalışacak ve select yıldız from öğrenci bilgilerini listelemiş olacak. Şimdi aynı örneğe bir yine eklenti yapalım. Ne yapalım? Yine öğrenciler tablosu ekleyelim mesela. Sonra yine nasıl bir şey ekleyelim? Şuradan. 2A şubesine erkek öğrenci eklemeyen bir trigger olsun. Şubesinin 2A olacak. Tamam mı? Cinsiyeti de erkek olacak. Bunları kontrol ettireceğiz. Sınıfı zaten sınıf diye bir alan isminde tutacağız. 2A olacak. Cinsiyeti de erkek mi değil mi onu kontrol ettireceğiz. Tabii ekleme olayına bakacağız. Burada ne giriyor işin içine? Inserted kavramı giriyor. Ona bir bakalım şimdi. Cinsiyet kontrol diyelim. Kimde? Öğrenciler tablosunda. Ne diyelim? Ekleme olayından sonra baksın. For insert ile yazalım bu sefer. As begin and olayına girmeden önce şimdi buraya kodumu yazacağım. Ve riser roll ile ekrana çıktısını alacağım. Ve rollback olayına da katacağız burada. Şimdi ne diyelim? Öncelikle inserted tablosunu oluşturması lazım ve burada bir select çekmesi lazım. Select çektikten sonra benim şartımı uygulaması lazım. Şartım da neydi? 2A sınıfına erkek eklenmeyecekti. O zaman burada neyi kontrol edecek? Sınıf değerinin 2A oluşunu ve cinsiyetin de E olduğunu kontrol ettireceğiz. O zaman bunu if olaraktan aldırtırırsam şartımı ve tabii ki de bu sorgum var mı yok mu, tablom çalışır mı çalışmaz mı bunu da kontrol ettiriyorum if exists'le. Select yıldız from inserted select yıldız from inserted burası önemli ver devam ediyorum bundan sonrası zaten bildiğimiz yöntemle sınıf and cinsiyet şurada bir yazayım. Tabii sanki de şöyle yazayım. Cinsiyet error. Ne yapıyor? Arka planda inserted diye bir tablo oluşturacak kendisi. Hatırlarsanız. Bir tane tablo oluşturuyor ve orada alıp işlemi kontrol edip tekrar esas tabloya iletiyor. Tamam. Herhangi bir hatamız olursa bize bağır. Ne diye bağırır? 2A sınıfına erkek öğrenci kaydedilemez. Ve burada da hata kodlarını veriyorum bir bir şeklinde. Riser Roll da bu şekilde kullanılıyor. Başka bir de rollback diyelim. Herhangi bir işlem yapmasın, geriye atsın. Yani herhangi bir ekleme yapmasın, geri adım atsın diyerekten rollback transaction diye elemanı uyarıyorum. Transaction. Hep yazar, hata ediyorum. Çalıştıralım. Çok pardon yine. Tarihi kaydedip. Bakalım nerelerde hatamız var. Rise evet pardon tekrar edelim tamamdır
Bir bakalım bakalım gelenler, gidenler, değişenler neler var. Kıbrıs, 4-5. Öğrenciler tablosu ekleniyor. Sütunlarımı görebildim. Triggerlarım, işte cinsiyet kontrolü diye bir trigger oluşturdum ama şimdi insert into öğrenciler geldi. Values diyorum. Ekleyelim. Benim her zamanki Ali Cengiz'den bahsedelim. Ali Cengiz kim olsun? İki A sınıfı olsun ve bir erkek öğrenci olsun. Deneyelim bakalım. Ne yaptı? İki A sınıfına erkek öğrenci kaydedilemez dedi. Ardından da size mesajla ilgili Rise Error kullandığım için, birebir dediğim için mesajla ilgili size birebirlik mesaj hakkında bilgiler verdi. Ve yine the batch has been aborted diyerekten yaptığınız işlem geriye alındı diyerekten size bilgiyi verdi. Peki ben bu kişiyi K olarak değiştirseydim, tabii Ali Cengiz diye kadın olmaz ama K olarak değiştirseydim, bakın efektliyor ve bir select çektiğimde eklemiş mi eklememiş mi görelim. Ekleme işlemini gerçekleştiriyor.